E şimdi burada ayette mesela Enbiya suresi 85'te Hazreti Eyüp'ün bir Allah'a duası var. şeytan sınır. Bakın Eyüp de hani o Rabbine çağrıda bulunmuştu. Şüphesiz bu dert beni sarı verdi. Sen merhametlerin en merhametli olanısın. Şimdi Allah'a yakarıyor tabii bir sağlık sorunu var ve onun ancak Allah tarafından iyileştirilebileceğini çok iyi biliyor inşallah. Ve Allah'a dua ediyor. Bu rahatsızlığımı, bu hastalığımı benden gider inşallah diye. E tabi onu bilincinde olmak gerekiyor. Yani hastalığı verecek olan da Allah. Bize dünyadaki imtihan gereği. Ama onu giderecek olan da Allah. Tabi dünyada bazı sebeplerini Allah yaratabiliyor. Mesela değil mi doktora gidiyorsunuz. Size bir reçete veriyor. İlaçlar alıyorsunuz. İlaçlardan sonra bir süre sonra insan iyileşebiliyor. Ama bilecek ki onlar hepsi bir sebeptir. Yani iyileştirecek olan mutlaka Allah. Ya yani da o da Allah'ın merhametini <laughs> gösteriyor bize. Yüceliğini gösteriyor. E Allah'ın merhametini şöyle bir örnekle verir. Biz, biz dünyaya geldik. E dünyada Milyarlarca insan var, geçmiş o kadar da insan var. E, bu insanlar bir yol izliyorlar. Herkesin bir e, yolu var. Yani bu merhamet sahibi olan Allah, her şeyi yaratıcı olan Allah'a e, bizim şükretmemiz gerekiyor. Biz bunu nasıl öğreniyoruz? Allah bize elçiler gönderiyor, değil mi? Kitaplar gönderiyor. Bu da Allah'ın bize merhametini gösteren e, çok önemli bir durum. Yani bize nasıl yaşamamız gereken gerektiğini dünyada e, göstermiş olduğu bir rehber kitap var. Biz o kitabı açıp baktığımızda, ben bu dü dünya hayatını en güzel şekilde, Allah'ı razı edecek şekilde nasıl geçirebilirim sorusuna cevaplar buluyoruz. Değil mi? Şu an. E bunun dışında böyle bir rehber olmasa, haşa Allah böyle merhameti olmamış olsa, herkes kendi kafasına göre bazı kurallar uydurabilir.